Merhaba arkadaşlar. SketchUp eğitim setimize başlıyoruz. Bu ilk derste SketchUp'ın ilk temel ayarlarını ve çizim mantığını anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Eee SketchUp'ı açtığımızda şöyle bir menüyle karşılaşıyoruz. Burada hangi ölçü birimini tercih ediyorsanız o dosya formatını seçebilirsiniz. Ben santimetre olarak çalışacağım için buradan şunu seçiyorum. Evet, dosyamız bu şekilde açıldı. Öncelikle ölçü birimimizi bir kontrol edelim. Bunun için Window, Model Info ve açılan menüden Unit kısmına tıklıyorum. Burada santimetre olarak görüyoruz. İsterseniz burada bu aşamadayken de yine ölçü birimini değiştirebilirsiniz. Metre veya milimetre olarak kullanmak istiyorsanız da tercih edebilirsiniz. Şu anda santimetre kalsın ve bu ekranı kapatıyorum. Evet. Öncelikle proje içerisinde nasıl geziniriz? onu anlatmaya çalışayım. Mouse'un orta tuşuna yani tekerleğine basılı tutarak ve mouse'u hareket ettirerek çizim içinde dolaşabilirsiniz. Açıp bakış açınızı değiştirebilirsiniz bu şekilde. Yine tekerleği mouse'un üzerindeki tekerleği döndürerek projeye yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Klavye'den Shift'e basılı tutup yine mouse'un orta tuşuna basılı tutarak bu sefer e, bakış açımızı değiştirmiyoruz ama projeyi görüntü olarak kaydırıyoruz. Yani proje üzerinde herhangi bir taşıma işlemi yapmıyoruz. Biz bakış açımızı kaydırmış oluyoruz. Evet bu yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını şuradaki araçlarla da yapabiliriz. Tabii biz bunu kısa yol kullandık. Mouse'un orta tuşuna basılı tutarak veya tekerleği çevirerek yaptık. Eğer bu araçları kullanıyorsanız burada mouse'un sol tuşunu kullanmanız yeterli. Örneğin orbit aracı. Bu aracı aktif hale getirdiğinizde mouse'un sol tuşuna basılı tutarak yine bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Bunun yanında pan aracımız var. Buna basarak Yine mouse'un sol tuşunu kullanıp e, bakış açımızı kaydırabilirsiniz. Evet. Ve zoom aracı yine mouse'un sol tuşunu basılı tutarak ve aşağı yukarı hareket ettirerek yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Burada zoom extend var. Şu tuşa basarsanız da sahnedeki tüm çizimleri ekrana sığdıracaktır. Şu anda bu e, ...figür dışında bir çizim olmadığı için direkt ona yaklaştı. Ama başka bir nesnemiz olsaydı... E, ...tüm çizimleri ekrana sığdıracaktı. Evet, bunu öğrendikten sonra artık ilk çizimimizi yapabiliriz. E, çizim aracımız şurada. Kalem. E, lines aracı. E, Tabii solda da aynı aracı görebiliyoruz. E, bu ilk kurduğunuzda görünmeyebilir. Bunlar olmayabilir. Eee... Bu araçları, bunlardan herhangi bir tanesine sağ tıklayarak açılan menüden açabiliyorsunuz. Ee, i̇lk açtığınızda bu şekilde görünebilir. Eğer yandaki soldaki menüyü görmek istiyorsanız, bunlardan herhangi bir tanesine sağ tıklayıp, diyelim ki çizim aracılarını açmak istiyorsunuz. Şuradaki drawing kısmına tıklayıp bunu açabiliyorsunuz ve bunu sola doğru sürükleyip e, konumlandırabilirsiniz. Ee, bunun dışında Şuradaki onaylı olanlar açık durumda, diğerleri ise açılmamış anlamındadır. istediğiniz menüyü buradan açıp kapatabilirsiniz. İlk aşamada şunlar yeterli olduğu için diğer araçları açmayacağım. Bununla çizime başlayalım ve ileriki derslerde diğer araçları da görmüş oluruz. Evet, line aracıyla çizime başlıyoruz. Üzerine tıklayarak aracı aktif hale getirdim. Burada çizgimizin ilk noktasını belirliyoruz. Ekranda herhangi bir yere tıklayarak çizgimizin ilk noktasını belirliyoruz. Evet, bu noktadan sonra artık bir e, yön belirlememiz gerekiyor. E, burada dikkat etmemiz gereken şey şu: üç boyutlu bir ortamda çalışıyoruz. E, şu kırmızı eksen birinci boyutumuzu temsil etmekte, yeşil eksen ikinci boyutumuzu, mavi eksen de üçüncü boyutumuzu temsil etmekte. Kırmızı ve yeşil eksenler yatay düzlemi, mavi ise dikey düzlemi, yani yükseklik olarak tanımlanmakta. Ben burada kırmızı eksene x ekseni, yeşil eksene y ekseni, mavi eksene ise z ekseni diyeceğim. Burada çizim yaparken hangi eksende, hangi doğrultuda yapmak istediğinizi belirlemeniz gerekiyor öncelikle. Diyelim ki x ekseninde, yani şu kırmızı eksende çizim yapmak istiyorsanız, mouse'u hareket ettirirken, şu çizginiz kırmızıya dönecektir. Bunun anlamı şu: şu yönde buna tam paralel bir çizgi çiziyorsunuz anlamındadır. Yine bu şekilde buna paralel yeşil eksen'e paralel yapmak isterseniz de yine çizginizin yeşile döndüğünden emin olmanız gerekiyor. Aynı şekilde yukarı doğru da tam yukarı yukarıda çizmek istiyorsanız yine çizginizin maviye dönmesi gerekiyor. Yani diyelim ki şöyle bir çizgi çizerseniz bunun eksenini tam olarak algılayamayabilirsiniz. Ee, bu yeşil eksen de olabilir. Yani yatay düzenle de çizim yapıyor olabilirsiniz. Veya yukarı doğru da hareket etmiş olabilirsiniz. O yüzden çizim yaparken şuradaki çizginizin hangi rengi e, büründüğünü kontrol edin. E, bu size hangi eksende çizdiğinizi e, anlatacaktır. Ben şimdi kırmızı eksende yani x ekseninde bir çizgi çizmek istiyorum. O yüzden e, bu yönde mouse hareket ettirip çizginin de kırmızı olduğundan emin olduktan sonra çizgimin ikinci noktasına tıklayacağım. Tabi bu e, çizginin ölçüsünü sağ alt köşede yaklaşık yaklaşık olarak ölçüsünü görebiliyoruz. E, şu anda ölçü girmeyeceğim ama e, bir sonraki derste veya yine bu dersin içinde ölçülü nasıl çizim yapılır. Onu da anlatacağım. Şu anda serbest çizim yapıyoruz. Evet, ikinci nokta için ekranda yine bir nokta e, buraya tıkladın. Evet, şimdi de yeşil eksende hareket ettirelim. Yine buralarda bir noktaya tıklayalım. Gördüğünüz gibi hangi eksende çizmek istiyorsanız burada biraz e, size yamuk gelebilir ama aslında şu çizgiyle, şu çizgi şu anda tam dik durumda. E, buraya tıklayalım. Yine kırmızı eksende hareket ettirelim. Bu sefer bu çizginin tam uç noktasıyla aynı hizayı bulmak istiyorum. Bunun şöyle bir e, işlemle yapabilirsiniz. Öncelikle kırmızı eksende çizgimizi yönünü gösterdik. Ve bu eksene e, çizimimiz kilitlensin diye klavyeden shift tuşuna basılı tutuyorum. Böylelikle mouse'u sağa sola hareket etsem de yukarı doğru hareket etsem de e, çizgimiz şu kırmızı eksende kilitlenmiş olacaktır. Bunu yaptıktan sonra Mouse'un e, hareket ettirip ve klavye'den Shift tuşuna halen basa tutarak şuradaki çizginin son noktasına tıklıyorum. Böylelikle tam aynı hizayı bulmuş oluyorum. Evet gördüğünüz gibi şu çizgi biraz büyük şu çizgi biraz kısa gibi görünebilir ama ikisi aslında aynı ölçüde bu perspektiften kaynaklanan bir durum. Şimdi e, çizgimizi tamamlamak için başladığım yere tekrar tıklıyorum. Böylelikle şöyle bir kapalı bir alan oluşturmuş oldum. Kapalı bu, e, kapalı bir alan oluşturduğumuz durumda e, SketchUp şuraya bir yüzey oluşturuyor. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir yüzey oluşturuyor. Eğer kapalı bir alanımız yoksa diyelim ki şöyle bir çizimimiz var. Gördüğünüz gibi eğer kapalı bir alan oluşturmuyorsa yüzey oluşturmayacaktır. Ne zaman bu alanı kapatırsanız hemen yüzeyimiz oluşacaktır. Evet. Bu arada e, bir nesneyi seçip ve silmek istiyorsanız şurada e, selek aracı var, aracımız var. Şuna tıklayarak seçim işlemini yapabilirsiniz. Üzerine tıklayarak seçebileceğiniz gibi şöyle bir çerçeve içine de alarak yine silebilirsiniz. E, seçim aracını biraz daha yakından tanıyacağız ama birazdan hemen Öncelikle şu çizimi tamamlayalım. Bunu seçtikten sonra siliyorum. Evet. Ee, biz bunu X ve Y düzeninde, yani kırmızı ve yeşil düzende daha doğrusu yatay düzemde çizdik. Tabi bunun bir de yüksekliği olması gerekiyor. Buna yükseklik vermek için e, şuradaki Press Pull aracını daha doğrusu Push Pull aracını kullanıyoruz burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Push pull aracı için kapalı bir yüzeyin, bir alanın olması gerekiyor. Yani şunu kapatmadığımız için burada şu alanı yükseltemeyeceğiz ama şu kapalı bir poligon olduğu için şurada bir yüzey oluştu ve bu yüzeyi artık yükseltebiliriz. Şu aracımızı aktif hale getirdim. Şuradaki yüzeye tıkladım ve mouse'u yukarı doğru hareket ettiriyorum. Yine sağ alt köşede buranın ne kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Ölçü girebiliriz aslında bu durumda ama şu anda serbest çizim yapıyoruz ve ekranda herhangi bir noktaya tıklayarak ilk 3 boyutlu nesnemizi oluşturmuş olduk. Evet. Bu ilk nesnemizden sonra seçim aracını biraz daha yakından tanıyalım. Az önce seçim yapmak için şu araca tıklayıp hangi yüzeyi seçmek veya hangi kenarı seçmek istiyorsak onun üzerine tıklamıştık. Eğer birden fazla yüzey ve kenar hangi kenara tıklarsanız gördüğünüz gibi seçebiliyoruz. Birden fazla nesne seçmek istiyorsanız klavyeden kontrol tuşuna basılı tutarak bunları seçebilirsiniz. Evet. Bir de seçim için şöyle bir durum var. Çerçeve oluşturarak yani şöyle bir bir pencere oluşturarak seçim yapabiliriz. Bunun da bir detayı var. Şöyle ki soldan sağa doğru giderken pencere oluşturursak eğer sadece şu pencerenin içinde kalan nesneler tamamıyla içinde kalan nesneler. Diyelim ki şu kenar bu pencerenin tamamıyla içinde kalmıyor. Bir kısmı kalıyor ama şu yüzey ve şuradaki dört kenar şu pencerenin tamamıyla içinde kalıyor. Seçilecek nesneler sadece burasıdır. Yani soldan sağa gidersek eğer. Sadece şu pencerenin içinde kalan nesneler seçilecektir. Ee, sağdan sola doğru eğer bir pencere oluşturursak hem yine bu pencerenin içinde kalan tüm nesneler seçilecektir. Aynı zamanda şu pencerenin kenarlarının dokunduğu tüm nesneler de aynı zamanda seçilecektir. Gördüğünüz gibi. Diyelim ki şöyle bir şey yaptınız. Buradaki tüm yüzey ve kenarlar seçilecektir ama soldan sağa doğru giderseniz bu işlem yapılmayacaktır. Bu önemli bir konu çünkü çizim esnasında e, gerektiği durumda bu pencereyi gerektiği durumda ise bunu kullanacağız. Bu bize e, çok e, kolaylık sağlayan bir durum. Evet, evet bu ilk dersimizde e, ölçü birimimizi ayarladık, e, eksenlerimizi anladık ve e, Basit bir çizim oluşturduk ee, ve bunu seçim aracını nasıl kullanabileceğimizi gördük. Aynı zamanda e, Push-Pull aracıyla da bu oluşturduğumuz çizimi nasıl yükseltebiliriz onu görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.